Tekrar stattayız. İkinci yarı birazdan başlayacak. Diğer maçlarla ilgili sonuçları maçın iki yarının hemen sonunda vermiştim ama Ricci'den rica ediyorum. Golleri bir görebilir miyiz? Golleri bir seyredelim. Evet. İlk golü görüyorsun. Gerçekten paslaşmalar güzel. İkinci golde tam bir kaleci hatası. Evet. Kral atmaya devam ediyor bu arada. Kral atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gazi Osman Paşa maçında evet, kafayla golü atmıştı. Bugün ayakla. Maçların bu arada ilk yarıları bitti. İkinci yarıları başlayacak. Tekrar sonuçları bir vermek istiyorum. Tokat Spor 1, Pendik 0. Evet, Pendik'in playoff garanti diyoruz artık ama Pendik bugün Tokat'ta kaybederse onlar da haftalardır direkt şampiyonluk yolunda, direkt çıkma noktasında hesaplar yapıyorlardı. İlk yarıyı 1-0 geride kapattılar. Sarıyer, Gazi Osman Paşa maçı tam bir düşme attı maçı. Sarıyer haftalardır mağlup, bakalım ne olacak. Yeni Malatya 0, Hatay 0. Buradan Yeni Malatya Spor'un tek kale oynadığını, baskılı oynadığını yayıncı kuruluştan öğreniyoruz. Gümüşhane kendi evinde Turgut Dönü'nde 2-0 geride. Geçen hafta ben seyretmiştim. Pendik Spor maçında deplasmanda 1-0 galipken kendi oyuncusunun ters bir yumruk, hiç olmayacak yerde attığı bir yumrukla 10 kişi kaldı Gümüşhane ve maçı 2-1 kaybetmişti. Kırklareli Tarsus İdman Yurdu 1-1. Kartal Dardanel 0-0. Çankırı Anadolu Selçuklu 0-0. Giresun 2, İnegöl 0 ve Aydın Göztepe maçı 0-0. İkinci devrede Giresun Atatürk Stadyumunda başladı. Giresun sporlu oyuncuların vuruşuyla Mehmet Menderes, Emre Hasan, Özgür. Son 15 dakika Giresun Spor gerçekten hani tabiri caizse İnegöl'e teslim olmuştu. 2-0 oynamasına rağmen İnegöl'e teslim olmuştu. Bakalım ikinci yarı soyunma odasında buna bir çözüm bulabildi mi Giresun? Alişan Ural Ergün'e faul yapıyor. Serbest vuruş Giresun Spor'un. Berkan topun başında. Hasan da geldi. Ve Cihan o kullanacak. Şu dakikaya kadar Rıdvan kullanıyordu Giresun Spor'da. Serbest vuruşları Cihan. Yerden bir orta. Cihan, Rıdvan. Özgür. Samet Kartal. Hasan Çağrı. Çağrı'dan uzaklardan bir vuruş. Rakibine çarptı diyor ama Tolga Kadaz out dedi. Out işaretini gösterdi. Kale vuruşunu İnegöl Spor kullanacak Ali Türkan. İki teknik adam da şu anda kulübede. Kemal Aslürk, Samet, Berkay, Raif offside. Top filelerle buluştu ama gol geçersiz. Daha öncesinde kalkan bir bayrak ve çalan bir düdük var. Evet, İnegöl'ün sayılmayan ikinci golü diyelim bu. İki defa topu filelerle buluşturdular ama gol olmadı. Eray Çalışkan kullanacak atışı. Ergün. Berkay. Alişan Ural. Berkay. Hasan Güler üstüne çarptı. Taç atışı İnegöl Spor'un hızlı bir şekilde kullandı. İnegöl Spor, Samet Gül. Emre. Rıdvan aldı. Samet. Offside.
Ama işte ilk pozisyonda atsaydı Fırat, ilk pozisyonda bomboş geride, öne açık atamadı. Ters tarafa dönünce işte böyle oldu. Samet, Raif. Raif'e gelmiyor Eray Çalışkan. Yardımcı hakem devam dedi. Eray Çalışkan da ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dakika 48, Giresunspor 2, Legospor 0. Alişan. Çağrı'dan Samet. Samet Kartal. Bilal'den bir müdahale ve top taca çıkıyor. Samet Kartal da yerde, sakatlığı var. Giresunspor'un önemli futbolcularından, etkili futbolcularından bir tanesi. Şu anda sizler de takip ediyorsunuz. Umarız ciddi tekrar, bir şey yoktur. Tekrar izliyoruz şu anda. Bir evet, diz darbesi gelmiş. Evet, diz darbesi gelmiş. Samet yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Evet. Evet, kalça bölgesine bir darbe aldı. Hasan, Berkan, Hasan. Hasan yerden orta. Cihan'ın vuruşu vuramadı. Vuramadı. Kaleci Ali. Beklenen vuruşu yapamadı Cihan. Selim. Evet, daha önce sefa. Fırat ikinci yarıya daha toparlanmış. O son 15 dakikadaki İnegöl baskısını unutturmuş bir şekilde çıktı Giresun. 49. artık 50. dakikanın içerisindeyiz. Daha temkinli, daha topa basan, hani o 2-0'ın verdiği rahatlığı biraz bırakmış, toplara biraz daha koşan bir Giresun var. Samet Gül. Eray, Samet. Hasan ve Raif'i açtı. Toptaca çıktı. İkinci devrede de 5 dakika geride kaldı sevgili izleyenler. Hasan Güleryüz. Samet kenarda, tedavisi devam edecek. Şu anda Giresunspor 10 kişiyle oyunu sürdürüyor. Raif. Rıdvan Özgür geldi. Özgür. Kemal. Alişan. Kafe vuran Çağrı. Uzaklardan vuruş. Eray'ın müdahalesi. Samet Gül çok sert vurdu. Evet, evet. İyi. Kaleci Eray. Yani Eray da biraz ters çıktı topa dikkat ediyorsan. Yani biraz son anda dokundu topa. Korner evet. Kullanıldı. Berkay. Out. Emre Hasan Balcı kafayı vuran isim İnegölspor'da. Arka direkte Bilal Özdemir boştu. Eray Çalışkan. Kale vuruşunu yaptı. Giresunspor'da Eray Çalışkan. Rıdvan. Ergün. Samet'in oynadığı. Ergün. Taç atışı İnegölspor'un. Emre Hasan. Rıdvan. Samet. Samet Kartal. Samet Kartal kaleyi deniyor. İki oyuncu birden orada. Berkan ve Cihan pas istiyordu kendisinden. Berkay. Hasan Güleryüz. Selim. Samet Rıdvan. Cihan'a bıraktı. Hüsamettin. Topu hızlı, Hüsamettin de hızlı. Topu oyunda tutuyor.
diyecektik. Kendisi dışarıda. Top da dışarıda. Atışı hızlı bir şekilde kullanıldı. Mehmet Menderes. Cihan. Samet. Boş durumda Berkan. Ceza sahası içine girdi Berkan. Herkes ayakta. Hasan'a bıraktı. Orada defans. Samet. Berkay. Kemal. Faul. Top duracak. Ondan sonra atış kullanılacak. Yedek oyuncular da her iki tarafta ısınmaya başladılar. Samet, Berkay, Emre Hasan, Berkay, Samet Gül, Alişan Ural, Berkan'ı geçti Alişan, Selim, Ergün ve Samet var. Attı Ergün. Ofsayt yok, oyun devam ediyor. Cihan bomboş. Ergün kaleye vurdu. Kaleci göremedi. Ali Türkan 3. golü izin vermedi. Göremedi. Korner Giresunspor'un. Soldan bindiren oyuncu Cihan'dı orada, onu göremedi. Eğer görseydi kaleci Ali ile karşı karşıya şimdi, kalacaktı Cihan. Şimdi bir gol yersen yanar mısın şu pozisyona? Bomboş. Bomboş. Cihan atışı kullanacak Giresunspor'da. Kaleci bıraktı. Hiç kimseye çarpmıyor top ve out'a çıkıyor. Oyuncu değişikliği yapacak İnegölspor. Çağdaş Topal oyuna dahil olacak. Çıkan isim Emre Hasan. Yani pozisyonu tekrar tekrar izleyelim. Bomboş. Soluna bıraksa topu. Kafasını kaldıramadı. Çıkan oyuncu 34 numara Emre Hasan Balcı. Giden oyuncu 20 numara Çağdaş Topal. Ali. Ali'den Kemal. Samet, Ali. Az önce oyuna dahil olan Çağdaş. Çağdaş bıraktı. Eray. Berkay. Raif. Out. Mehmet Birinci'nin göreve başlamasının ardından iç sahada oynadığı 8 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Bu 9. karşılaşması Giresunspor'un. Dardanel, Hatay, Kartal, Tarsus, İdmanyurdu, Gümüşhane, Göztepe, Aydın, Turgutluspor'u yendi. Ve bu 9. karşılaşma, o karşılaşmalardan 24 puanı hanesine yazdırmayı başardı yeşil beyazlı ekip. Samet Gül, Kemal, Çağrı, kaleci çıktı. Fırat, Gümüşhane 1 attı, kendi evinde bir tane attı Gümüşhane. Gümüşhane 1, Turgutluspor 2. İkinci yarıda gelen tek gol bu. Günün maçında bizi Giresun en fazla ilgilendiren maçta Yeni Malatya Hatay 0-0 devam ediyor karşılaşma. Yine Aydın 1923 Göztepe maçı da 0-0 devam ediyor. Selim. Hasan. Çıkın diyor Mehmet Birinci futbolcularına. Rıdvan Hasan. Hasan. Berkay geldi. Berkay'ın sakatlığı var orada.
Serbest vuruş. Alişan. Kemal. Alişan. Samet Gül. Çağdaş Topal. Eray Çıkgöz. Çağdaş. Taze kan olarak oyuna dahil olan isimdi Çağdaş. Samet Gül, Çağdaş. Rıdvan. Samettin. Rıdvan. Bilal Mehmet. Mehmet Menderes. İki oyuncu geçti. Üçüncü oyuncu Selim geldi. Yerinde bir müdahale. Mehmet Menderes. Yerde bir sakatlığı var. Özgür de topu dışarı bıraktı. Ve 3'te 2'lik bölüm de bitiyor. Giresun Atatürk Stadyumunda 60. dakikaya geldik. Giresunspor 2-0 üstün götürüyor karşılaşmayı. Yeni Malatya'da da gol yok. Oyun 0-0 devam ediyor. Evet, bu arada Aydın gördüğüm kadarıyla 1 oldu. Aydın 1, Göztepe 0 oldu. Yani elime ulaştıkça ben size... Evet, Aydın 1, Göztepe 0. Aydın attı. Tokat 1, Pendik 0. Eğer maçlar bu şekilde biterse var ya, yani beyaz grubun... Tamamen Giresunspor ve Hatay, evet, Spor zirvede yalnız kalacak. Evet, eğer böyle biterse... İki ekipten bir tanesi 4 hafta sonra şampiyon olacak ve 1. lige yükselecek. Tabii ki karşılaşmalar bu skorlarla biterse. Ergün, Samettin, Cihan, Çağrı, Hasan'ı gördü. Hasan Güleryüz. Evet, arkada Alişan Ural. Samet bomboştu. Samet alanı da boşaltmış geldi ama Hasan Berkan. Hasan. Taç atışı kornere döndü. Giresunspor kullanacak. Cihan'la Giresunspor korner atışını kullanacak. Üçüncü gol arayışında yeşil beyaz ekip. Cihan. Özgür kafayı vurdu. Kaleci Ali. Hızlı bir şekilde topu oyuna soktu Çağdaş. Berkay. Mehmet. Raif. Ofsayt yok. Bravo. Eray. Gole izin vermedi dakika 62. Yani bu, geri gelemememizin eksikliğini Berkay. Bir kez daha yaşadık. Kemal, Alişan, Berkay, Kemal, Cihan, Cihan'dan Rıdvan, Cihan'ı gördü. Önünü alabilse. İstediğini yapamadı Cihan. Samet'ten Berkay. Bir ara pası denemesi Era Çalışkan. Özgür. Eray açık göz. Kemal Aztürk. Samet Gül'e bıraktı. Berkay. Hızlı bir top, Alişan, offside. Tunahan Ertem bayrağını çekti.
Hakem Tolga Kadaz da buna uydu. Endrek vuruş, Giresunspor'un. İnegölspor deplasmanlarda 16 puan topladı. 14 karşılaşmanın 3'ünü kazandı, 7'sinde berabere kaldı. 4 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı bu karşılaşma öncesinde. Eray. Faul. Berkay Günay. Özgür'den Rıdvan. Çağrı. Hasan Güler 100, Rıdvan. Evet, Toto işte. Hüsamettin boşa çıktı. Topla da buluştu. Sağda Berkan elini kaldırdı. Hüsamettin Rıdvan'ı tercih ediyor. Cihan. Samet Kartal. Samet. Evet. Herhalde bu maçın da en iyi fair play hareketi bu. Adaşı yerde Samet, evet. Gül, Samet. Kartal da topu dışarı bıraktı. Yani bu fair play açısından incelenmesi gereken pozisyon. Ceza sahasının dışındasın. Gole gidiyorsun. Doğru bir hamle yaptı ama evet. Bu o kadar da incelenecek bir pozisyon değil. Ancak gole gidersen olur. İşte Semih'in yapmış olduğu pozisyonda olursan olur. Bu pozisyonda da yaptığı çok doğru Samet'in. Az önce Giresunsporlu oyunculardan Hasan da aynı hareketi yapabilirdi ama tereddüt içinde kaldı. Topu dışarı bırakmadı. O pozisyonda Samet burada doğrusunu yaptı. Samet'in. Hilal. Kemal. Dakika 65. Giresunspor 2, İnegölspor 0. Sarı kart Hasan. Evet, hakem çok yakın takip ediyor dedik ama yani gözümüzün önünde pozisyon hocam. Bu pozisyonda büyük tepkiler var. Evet, gözümüzün önünde hem bir Mehmet pozisyon. Hem Mehmet Birinci'den hem Suat Tekelioğlu'ndan ve diğer oyunculardan Hasan Güler yüzde sarı kart gördü, sarardı. Çağrı Ortakaya, Rıdvan, Selim Akbulut. Sarı kart sınırında, eğer bu karşılaşmada sarı kart görürlerse gelecek hafta Çanakkale maçında yer alamayacak isimler. Ali Oyna dahil olacak. Fırat, Can bu, Demir çıkıyor. Bu arada grupta son takımlara bakıyorum. Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Dardanel, Tarsus İdmanyurdu ve Çankır maçları şu anda berabere. Yani son 5 sıra 5 sıranın oynadığı maçlar beraberlikle devam ediyor. Samet. Cihan'la topu buluşturmak istedi. Mehmet Menderes. Faul. Serbest vuruşun kanadı değişti. Evet, işte dikkat edilmesi gereken dakikalar. Dikkat edilmesi gereken dakikalar 66-67'nin içindeyiz şu anda. Berkay kullanacak. Yine 5 dakikadır burada kara bulutlar dolaşıyor. Sağlı sollu serbest atışlar. Sarı kartlar. Hiç gerek yok. Yani Samet Kartaloğlu da orada sağına atsaydı pozisyonu, top duvar gibi tekrar oraya gelmeyecekti. Serbest vuruş kullanılacak İnegölspor'da. Topun başında Berkay Günay. Yine ceza sahası için çok kalabalık. Eray Kalesi'nde dikkatli. Hakemden de uyarılar geliyor. Kaleci Eray tek yumrukla uzaklaştırdı. Özgür'ün sırtından dönüyor Alişan Ural'ın vuruşu. Özgür. Samet Kartal. Rıdvan, Berkay Rıdvan'a gelmeden önce yerinde bir müdahale. Rıdvan'a gelseydi Giresunspor tehlikeli bir atak daha geliştirecekti. Şimdi Hüsamettin aldı. Göğsüyle Hüsamettin hızlı. Berkay çıktı.
Pasını da istedi Berkay. Alişan Ural. Rıdvan'dan Hüsamettin. Ergün'ün kafa vuruşu. Ah, Ergün. Top out'a çıkıyor. Evet, Ergün. Berkan ve Ergün vardı. Ergün kafayı vurdu. Top out. Sarıyer 2 oldu. Gaziosmanpaşa önünde 2-1 öne geçtim. Aydın maçında bir kırmızı kart var. Aydın, Göztepe maçında Aydın kendi evinde bir kırmızı kart gördü. 1-0 önde getiriyor Göztepe önünde karşılaşmayı. Samet. Alişan. Berkay. Mehmet Menderes. Yani 3 olsa herkes rahatlayacak da. Giresunspor'da oyuncu değişikliği her an olabilir. Tuncay, Eşref, Yasin, Adnan, Emre ve Onur. Şans bekleyen isimler. Samet Gül. Çağdaş Topal. Kemal Ali. Taç atışı Giresunspor'un. Evet, Göztepe Aydın kırmızı kartı gördü, golü yedi, 1-1 oldu. Aydın 1, Göztepe 1. Özgür. Alişan Ural. Berkan orada rahat bırakmadı rakibini. İşte Giresun'da genç oyuncuların olması, böyle uzun deparlar atan koşan oyuncuların olması kendini gösteriyor Fırat. Berkan'ın oraya nasıl koştuğunu gördün. Ergün. Rıdvan. Özgür. Cihan. Ergün Özgür'le oynadı. Ergün. Cihan. Bu kadar paslaşmalardan sonra top İnegöl'de. Berkay, Mehmet. Ve kırmızı kart. Hasan Güler yüz, ikinci sarı kart. Ardından kırmızı kart. Giresunspor 10 kişi kalıyor. 20 dakika var karşılaşmanın sona ermesine. Hasan da gitti. Karşılaşmanın hakemi Tolga Kadaz'a ben ne yaptım diye soruyor. Yani ilk sarı kartta nasıl tepki gösterdiysek. Hasan Güler yüz ucuz kart görme konusunda şanslı futbolculardan bir tanesi. Sarıyer maçında hatırlıyorum, hiç yok yere sarı kartı hakem gösterdi. Bugün böyle. Evet, dengeler. Şimdi bakalım Mehmet Birinci'yi neler yapacak. 10 kişi kaldı Giresunspor. Eray çıktı. Aldı. Orada Selim. Yerde kalan isim. Selim'in bir sakatlığı var. Eray da topu dışarı bıraktı. Dakika 72. Sevgili izleyenler, az önce sizler de takip ettiniz, izlediniz. Hasan ikinci sarı karttan kızardı. Kırmızı kartı gördü ve kenara geldi. Giresunspor 10 kişi devam etmek zorunda. Böylesi zor bir karşılaşmada, önemli bir karşılaşmada. Şu anda skor üstünlüğü de yeşil beyaz ekipte 2-0. Adlan'ı görüyorum. Adlan girecek. Adlan Çanlıka. Açıl diyor. Gümüşhane Turgut'ta 2-2 oldu bu arada. Ergün. Eray. Kemal. Samet Gül.
orta alanı toparlamaya çalışacak Adlan. Oyundan düştü. Orta alan Mehmet. Uzun bir pas. Kaleci Eray. Hüsamettin. Ergün Rıdvan. Ergün, oyun devam ediyor. Hüsamettin. Rıdvan'dan Özgür. Rıdvan. Özgür Selim. İnegöl'de son oyuncu değişikliğini yapacak. Caner oyuna dahil olacak. Rıdvan. Berkan. Selim. Alişan Ural aldı. Samet Gül'le oynadı. Berkay. Samet. Raif. Özgür ve Hüsamettin Eray. Hüsamettin alkış aldı bu hareketiyle tribünlerden. Son 15 dakika bizim saatimize göre dakika 75. Giresunspor 2, İnegölspor 0, Yeni Malatya 0, Hatayspor 0. Karşılaşmalar böyle devam ediyor. Cihan. Alişan. Berkay'dan Samet. Mehmet Menderes. Berkay. Kemal. Samet Gül. Çağdaş, Berkay. Araya giren Hüsamettin oldu. Samet, Çağdaş. Raif. Ali. Taç atışı İnegölspor'un oyuncu değişiklikleri de yapılacak, her iki takım için de geçerli. Samet Kartal kenara gelecek. Adlan oyuna dahil olacak Giresunspor'da. Giresunspor'un ikinci golünü atan isimdi Samet Kartal. Alkışlar arasında kenara geliyor. İnegöl'de de Mehmet Menderes ön kuzu kenara gelen isim. Onun yerine de Caner Karakuş oyuna dahil oluyor. Aynı yerden bir taç atışı daha. Çağdaş, Samet Gül, çok sert vurdu, önce Eray, sonra direk izin vermedi. Out. Evet, hakem bir Samet anda... Samet Gül yaklaşık 30 metreden öyle sert vurdu ki, önce Eray'a çarptı göğsüne, ardından yan direğe vuran top, gole izin vermedi İnegölspor. Gole çok yaklaştı. Evet, kesinlikle. Dakika 77 sevgili izleyenler. Yani Giresun'un da 10 kişi kaldığını hesap edersek artık hani rahat bir maç izleyecek taraftar, izleyici dedik ama. Alişan Ural Ergün üzerine yüklendi. Hakem de faul. Evet. Faul işaretini verdi. Serbest vuruş kullanılacak. Giresunspor kullanacak Adlan. Yeni Malatya Hatay maçı hala 0-0 devam ediyor bu arada. Orada da dakika 77. Adlan offside. Endirek vuruş İnegöl'ün. Az önceki pozisyon Giresunspor adına şans anıydı.
Dakikalar 77'yi gösteriyordu sevgili izleyenler. Özgür. Ergün. Çağrı. Offside. Evet, bir adım öndeydi. Hemen önümüzdeydi. Samet Gül. Berkay. Alişan. Kemal. Samet. Raif. Ali. Berkay. Ceza sahası içinde bir Berkay denemesi. Araya giren Selim oldu. Rıdvan da topu taca gönderdi. Evet, Kartal Dardanel önünde 1-0. De Turgutlu Spor'dan bir gol daha yedi. 3-2 geride şu anda. Sarıyer Gazi Osman Paşa önünde 2-1 öne geçti. Tokat Spor Pendik Spor önünde 2-0 yaptı. Yavaş yavaş grup da şekillenmeye başladı bu arada. Böyle biterse Giresun Spor lider olarak kapatacak. 30. haftayı ve puanla 60 yapacak. Samet. Evet, centilmenlik dışı bir hareket izliyoruz şu anda. Zaten tepki de aldı. Evet. Samet Gül bu kez kötü vurdu. Top alta çıktı. Yani az önce Samet Kartal'ın gole giderken topu dışarı attığı pozisyona bakıyoruz. Şimdi İnegöl Sporlu oyuncuların yaptığı harekete bakıyoruz. Bu da yakışmadı diyelim İnegöl'e. Eray Çalışkan. Samet Gül. Evet, 81. dakikanın içindeyiz sevgili izleyenler. Eray. Özgür. Özgür'den Çağrı. Adlan Hüsamettin. Üçüncü bölgede Ergün'ü bıraktı Giresunspor. Ergün'le üçüncü golü arayacak. Tüm atlarıyla da İnegölspor gol veya goller için yükleniyor. Samet Gül. Özgür. Berkan. Kalesi Eray Çalışkan. Eray. Ergün aldı. Adlan. Adlan'dan Rıdvan. Adlan. Berkan. Caner'e çarpan top taça çıkıyor. Rıdvan. Serbest vuruş Giresunspor'un. Vallahi Rıdvan düşe kalka düşe kalka topu aldı. Ve İsmail Güldüren de artık saatine bakmaya başladı. İnegölspor teknik adamı. Berkan. Sola gönderdi Hüsamettin. Berkay Ali. Kartal
hafta o görecek herhalde. Yani Hasan'ın pozisyonda nasıl kart yoksa, bence şu pozisyonda da kart yok. Ucuz bir kart daha. Yani Hasan'ı, şimdi hakem ilk yarı çok iyi maç yönetti ama ikinci yarıda Hasan'ın ilk gördüğü sarı karta bakıyorum. İkinci gördüğü sarıdan kırmızıya dönen karta bakıyorum. Boşu boşuna. Şurada da İnegölspor'lu oyuncuya bedava sarı kart gösterdi hocam. Sarı kart gören Ali İnegölspor'da. İnegölspor'da sarı kart gören Özgür Ergün. Topa yükseklik kazandıran Bilal Özdemir. Rıdvan. Adlan'dan Hüsamettin. Ergün Adlan. Geride Özgür var. Kaleci Eray. Berkan. Top taça çıkıyor. Yerinden kullanılması istedi Tolga Kadaz. Bilal. Samet Gül. Kemal. Berkay. Yani yine Kadaş. Yine düdüğünü getirdi ağzına. Orada Ergün. Oyuncu değişikliği olacak Giresunspor'da. Dakika 85 sevgili izleyenler. Kenara gelen isim Rıdvan Sağlam. Giresunspor'un ilk golünü atan isimdi Rıdvan Sağlam. Ve Emre yer alacak onun yerine. Samet Gül. Çağdaş. Kemal Aztürk. Çağdaş. Alişan. Samet. Çağrı. Orta alanda çalışkan isim Çağrı. Yani önüne alabilse, Çağrı önüne alabilse pozisyonu, Sarıyer 3 yaptı Gazi Osman Paşa önünde ve aşağıda da işler fenaca karıştı şimdi Gazi Osman Paşa açısından. Dardanel'de mağlup. Evet. Evet, Dardanel'in mağlup olması da Giresunspor açısından kötü. Evet, kesinlikle. Bilal. Top çıkmadı. Samettin. O uzaklaştırmaya çalıştı. Samet. Çağdaş Berkay. Samet. Berkay'ın vuruşu out'a çıkıyor. Tribünler ayakta sevgili izleyenler. Artık 83 dakika. 87'nin içindeyiz. Yeni Malatya 0, Hatay 0. Aydın 1, Göztepe 1. Aydın 10 kişi oynuyor. Artık Pendik bu arada bir gol attı. Tokat 2-1 oldu. Tokat 2, Pendik 1. İlk devrede gelen goller, Giresunspor'un 2-0 üstünlüğü var. Alişan. Caner. Evet. Ve bir sarı kart da Caner'e. Evet, çok normal bir hakemde ilk yarı ama anormal şeyler oluyor. Onur Demir'i çağırdı Mehmet Birinci. Son dakikalarda Onur Demir oyunda yer alacak.
Evet, sarıldı. Sarıldı. Beline sarıldı. Serbest vuruş. Giresunspor kullanacak. Evet, 88. dakika bu arada. Yeni Malatya 0, Hatay 0. Orada da 88. Berkan. Bekle diyor. Evet. Atacak herhalde onu. Evet. Berkay. Sarıdan kırmızı. Evet. Var mıydı sarısı? Yok. Yok. Pardon, özür diliyorum. Konuşma diyor. Hala itiraz ediyordu orada. Faul. Hilal'den Berkay. Adnan'ın filesi. Adnan aldı. Emre. Çağrı. Boşa kaçan Nisim Adnan oldu. Ergün'den koşu. Emre'yi gördü. Vuruş. Kaleci Ali. Offside. Adnan offside. Hareketlendi topa. Onur Demir oyuna girecek. Bakalım hangi oyuncu kenara geliyor Giresunspor'da? Gümüşhane Turgutlu maçı 3-3 oldu. 3-3 oldu. Kemal. Özgür. Kemal. Berkay. Üç dakika. 90+3. Samet. Hüsamettin daha yakın. Evet, Hüsamettin'i sanki tuttu gibi ama. Evet, gördü. Gördü. Faul. Ve oyuncu değişikliği olacak. Artık Mehmet Birinci son hamlesini de yapıyor. Ve Çağrı kenara geliyor. Alkışlar eşliğinde. Evet, Mehmet Birinci bu arada ceketi atmadı. Maçtan önce de yani ceketi de yeni almış ceketi. O yüzden bakıyorum onu da hep gözüm orada. Yani son dakikalarda böyle heyecanıyla takıma hava veren, gaz veren Mehmet Birinci. Onur Demir'e de neler yapması gerektiğini anlattı şimdi. Çağrı kenarda. O da alkışa alkışlarla karşılık veriyor. Bu arada bir dakika bitti. Hüsamettin. Cihan. Evet, bir dakika. Hüsamettin bıraktı taç. İkinci dakikanın içerisindeyiz bu ara. Bu arada evet, diğer maçlardan evet, yeni Malatya maçı gol attı herhalde. Yeni Malatya'dan gol sesi geldi. Evet, bana tabii düşmedi ama arkadaşlar bir gol şu anda, sesi. Şu anda herkes ayakta. Evet. Yeni Malatya 1, Hatay 0. Sevgili izleyenler, buradan biz de sizlere iletiyoruz. Yeni Malatya öne geçti. 90+1 veya 2'de gol atmış olabilir. Evet. Yeni Malatya 1, Hatay Spor 0. Fark böyle giderse 4'e çıkacak. Yani maçtan önce dediklerimin hepsi olacak herhalde Fırat. Şu anda bütün her şey Giresunspor lehine işiyor. Rakipler kaybediyor, Giresunspor kazanıyor. Offside. Maç da bitti zaten artık. Giresunspor kazandı diyoruz. Evet. Karşılaşmanın hakemi Tolga Kadaz da saatini bakıyor. Benim saatim bitti. Artık hakemin saati. Artık İnegöl'sporlu oyuncular da top çeviriyor. Onlar da kabullendi. Berkay.
Şampiyon Giresunspor'u sesleri Giresun Atatürk Stadyumu'nda. Gelecek hafta Giresunspor Çanakkale deplasmanına gidiyor ve karşılaşma sona erdi. Giresunspor kazandı sevgili izleyenler. Giresunspor 2, İnegölspor 0. Evet, maç, diğer maçın sonuçlarına bakacağım. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani Giresun adım adım şampiyonluğa gidiyor. Adım adım, adım adım şampiyonluğa gidiyor. Fark bir anda Malatya maçı eğer 1-0 orası, biterse 4 orası, olacak. Orası bitmedi daha. Orası daha bitmedi. Şu anda Malatya Spor bitti herhalde maç. Yeni Malatya'nın 1-0 üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada Hatay karşısında. Sonuçlar geldikçe vereceğim. Buradaki coşkuyu da sizlere göstereceğiz. Giresun sevgili. Giresunspor bu zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi. Sevgili izleyenler, goller Rıdvan ve Samet'ten geldi. Giresunspor 2, İnegölspor 0. Evet. Malatya golü buldu ama burada da internet gitti yani. Son dakikada artık internette bir sıkıntımız yoktu. Şu anda biz de buradan şayet beraberlik de gelse Giresunspor'un büyük avantajı olacak. 3 puan öne geçiyor en azından Giresunspor. Eğer karşılaşma Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle de bitmişse Giresunspor 4 puan fark atıyor en yakın rakibine 4 hafta kala. 60 puana çıktı Giresunspor. Gelecek hafta karşılaşmalarına baktığımızda zirveye oynayan takımlara Hatay Çankırı ile kendi evinde oynayacak. Giresunspor zorlu deplasmana gidecek Çanakkale Dardanel'le. Çanakkale Dardanel artık ölüm kalım maçları oynuyor. Çünkü bugün de mağlup olduğu 25 puanı var ve Giresunspor Çanakkale Dardanel'le deplasmanında evet, haftaya olacak. O karşılaşmadan da naklen Mavi Karadeniz ekranlarında sevgili izleyenler o karşılaşmayı da izleyebileceksiniz. Evet, haftaya Çanakkale Dardanel spor maçını canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Buradan tekrar tekrar söylüyoruz. Cumartesi günü Çanakkale Giresunlar Derneği'nin bir gecesi var. Orada canlı yayında olacağız sevgili Fırat. Ben de orada olacağım. İnşallah diyoruz. Giresun Spor adım adım şampiyonluğa gidiyor. Evet, Hatay Spor'la fark açıldı. Şu anda herkesin de beklentisi yeni Malatya-Hatay karşılaşmasının sonucu. Evet, tebrikler çocuklar. Tebrikler Giresunspor yönetim, şehir, Mehmet Birinci. Ve maç öncesinde söylemiştik Sayın Kuş. Gelmeyenler çok şeyi kaybediyor, evet, kaçırıyor evet. Diye. Giresun Atatürk, aynen de öyle oldu. Giresun Atatürk Stadı bir tarihe tanıklık ediyor. Bakın buradan bir kez daha seslenelim. Çanakkale maçında sonuç ne olursa olsun Konya Anadolu Selçuklu maçında bu stadın tamamen komple dolması gerekir. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Artık şu anda Mehmet Birinci sesleri sizlere kadar ulaşırdır sevgili izleyenler. Futbolculara ayrı bir sevgi var. Teknik direktör Mehmet Birinci'ye ve tribünler futbolcuları davet ediyor. Onlar da hiçbir taraftarı kırmamak adına bütün tribünlere açık kapalı maraton kale arkası hepsine gidiyorlar ve taraftarı bugün buraya gelen vefakar cefakar taraftarı selamlıyorlar. Onlara da yürekten de teşekkürler. Giresun Atatürk Stadyumu'na kadar geldiler. Evet, takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Evet sevgili Fırat, Giresun sporlu oyuncular taraftarlarıyla kucaklaşırken biz de bir taraftan telefon görüşmesi yapıyorum. Evet, Göztepe. Tabii çok eski bildirimler var bende. Giresun sporlu oyuncular gerçekten de çok mutlular. Haftalardan bu yana
kazanan bir ekip mucizeyi gerçekleştirmek üzere. Evet, 1-0. Ve öyle güzel bir galibiyet ki Giresunspor 47 yaşında sevgili izleyenler, geçtiğimiz gün kutladık. 9 Nisan'da 47. yaş gününü kutladık. Bu haftada bir galibiyet geldi ve şu anda Eşref görüntülerde. Eşref nişanlı, bir evlilik arefesinde sevgili izleyenler. Şu anda tribünlere doğru gidiyor. Ve tabii ki bayan arkadaşı için de bu sürpriz oldu. Çok güzel dakikalar, ilginç dakikalar. Ve bu anı ben şimdi Giresun Atatürk Stadyumu'nda duyurmak da istiyorum. Bu ara Göztepe bu arada 2-1 yendi sevgili izleyenler Aydın'ı. Kırmızı karta vardı Aydın'da biliyorsunuz. Giresun Atatürk Stadyumu her yıllardan biri daha yaşıyor. Giresun Spor'un bu sene mücadele veren oyuncularından Eşref şu anda. Bu arada hala Yeni Malatya Spor Hatay önünde 1-0 önde ama maç bitmedi. Hala net bir şey yok elimizde. Yani uzatmalar devam ediyor. Diğer maçlar sona erdi sevgili izleyenler. Evet, Eşref bir evlilik teklifi izliyorsunuz şu anda canlı yayında. Evet. Evet, Mavi Karadeniz TV ekranlarında sevgili izleyenler, şu anda bir evlilik teklifi izliyorsunuz. Tabii sahalarımızda çok alışık olmadığımız şeyler bunlar ama bütün futbolcular, yönetim, taraftarlar kilitlenmiş durumda şu anda. Biz hala Malatya'dan, Yeni Malatya, Hatay Sporu'ndan bir netice alamadık. Arkadaşlar şu anda bize son dakikayı söyleyecekler. Elimizdeki görüntülerde maç devam ediyor. Bu arada Aydın evinde kırmızı karttan sonra 2-1 geride. Evet, bu takıma emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Sevgili izleyenler, tekrar söylüyorum. Belediye başkanıyla, valisiyle, yönetimiyle geçen hafta Gazi Osman Paşa maçında, geçtiğimiz hafta Gazi Osman Paşa maçında İçeriye giren, soyunma odasına giren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'ya tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu takıma vermiş olduğu destekten dolayı. Malatya şimdi bitti sevgili izleyenler. 1-0. Malatya Spor Hatay'ı 1-0 mağlup ediyor. Ve evet, Göztepe maçı devam ediyor. Aradaki puan farkı şu anda 4'e çıktı Hatay'la. Puan farkımız 4'e çıktı. Bunu da tekrar söylüyoruz. Şu anda sevgili gazeteci Zeki Al telefonun diğer hattında, o oradan takip ediyor. Biraz geç alıyoruz buradan biz sonuçları. Tebrik ediyoruz. Evet, Giresunsporlu oyuncuları izliyorsunuz şu anda. Evet, Çanakkale maçına Bursa'dan gelecek olan taraftarlar var. Bu arada sevgili Fırat, sen tam olarak olup biteni anlatırsan bize. Evet, Eşref sevgili izleyenler doğum gününü kutlamıştı hafta içinde. 24 yaşında bu sene Giresunspor'a geldi ve Tansu, evet, bayan arkadaşı nişanlılardı ve evlilik teklifini ilginç bir şekilde yapmak istiyordu. Bunu da hafta içinde bana, evet, kendisi iletmişti. Giresunspor'un 47. kuruluş yıl dönümünde bunu yapabilir miyiz demişlerdi. Bunu gerçekleştirdiler. Çok da güzel oldu. İnşallah mutlu bir beraberlik olur diliyoruz, istiyoruz. Yönetimi görüyoruz bu arada, yönetim.
Bu arada Çanakkale maçına gurbetçi Çotanaklar Bursa'dan gelecekler. Yücel Can onlara bir otobüs tahsis etmiş. Yücel Can'a teşekkür ediyoruz. Sağ ol Yücel Can. Teşekkür ediyoruz sana. Evet, canlı yayında da bunu da söylemiş olalım. Evet, bitireceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda yönetimi görüyorsunuz. Seninle ağlarız, seninle güleriz diyor taraftarlar. Yöneticilerle kenetlendi. Maçlar bu arada bu güzel bitti. Görüntüler. Ekranlarda sevgili izleyenler. Ve haftaya Çanakkale'deyiz. Ardından Konya. Daha sonra Hatay'a gidiyoruz. Ve yeni Malatya'yla bu işi noktalıyoruz. İnşallah sezon sonunda Giresunspor şampiyonluğa ulaşacak. Sevgili mutlu Fırat. Mutlu sona ulaşacak. Malatya Hatay'ı Hatay'da yendi. Yani bekleseydi.